Şimdi öfkeden gözü hiçbir şeyi görmüyor. Ama bir gün görecek. Gözlerine bakacak. Ve gözlerinde abisini görecek. O zaman ne yapmayı düşünüyorsun? Abla. Çok kötü bir şey oldu. Annemle kol kola girdiler. Yasin'in yanına gittiler işte ya. Benim de gitmem gerekirdi. Sen yolda ruhunu teslim etmeden buraya gelmişsin. Tabii ya. Ben de kafa kalmadı, soramadım. Bana ne kadar kızgınsın. Tamam. Çeneni açmak için bir de şöyle sorayım. Yağız'la yüzleşmek zorunda kaldığınız için bana ne kadar kızgınsın? Ece. Ya da şöyle. Yağız'la birbirinize aşık olduğunuz gerçeği... Ece! Bu bana yaptığın iyilik değil, kötülüktü. En azından bunu kabul et. Ne olduğunu anlat, ben de kabul edeyim abla. Hani ne oldu, ne yaptınız, ne konuştunuz? Hiçbir şey anlatmıyorsun ki abla. Bak, ne olduysa sen hiç iyi görünmüyorsun. İçinde saklama, anlat gitsin işte ablaya. Anlatacak bir şey yok. Senin bencilliğinden, düşüncesizliğinden başka anlatacak bir şey yok. Ha şimdi de bencil oldum öyle mi? Peki. Sen Yasin'le beni karşı karşıya getirirken sen de en az benim kadar bencildin o zaman. Ece aynı şey değil, anlamıyor musun ya? Sen evli olsan bile Yasin'in bir parçasını taşıyorsun içinde. Sizin aranızda bir bağ var. Hiçbir mecburiyetin, hiçbir engelin yıkamayacağı bir bağ var. Ya biz... Biz diyorum bir de ya. Biz diyorum ya, olmayacak bir şey için, olmayan bir şey için biz diyorum bir de ya. Benim Yağız'la aramda tek bir şey var Ece. Sinan. Kardeşi. İkisi aynı şey değil. Kesinlikle değil. Neyse en azından artık rahat rahat konuşabiliyorsun. Kendi içindekilerden kaçmıyorsun en azından abla. Ne mutlu bana. Tamam bak. Beni yanında istedin. Geldim ben de. Ama yalnız kalma ihtiyacım var biraz, tamam? Yarın cenazeden sonra gelirim yanına, konuşuruz. Abla. Sen de artık onun seni sevdiğini biliyorsun değil mi? Biliyorsun. Ve artık her şey daha da zor. Thank you.
Azan. Azan. Azan, konuşmamız lazım. Bir bekler misin? Sağ ol. Konuşalım. Başla. Ne konuşacağız? Bana ne yaptığını gördün değil mi? Başka biri için terk etti beni Azan. Haklısın, daha fazla uzatmayayım. Ben... Ben özür dilerim. Bugünkü o... O şey için. Bugünkü şey. Anlamsızdı. Yani benim için tamamen her saniyesi anlamsızdı. Yani öyle, özür dilemek istedim. Dileme. Özür dileme. Devam et. Anlamsızdı. Başka? Hepsi bu kadar. Anlamsızdı. Tamamen anlamsız. Anlık bir şeydi. Evet. Anlık bir hiç. Hiç. Anlık bir hiç. Hiçbir şey işte. Bir anlamı yok. Anlık bir hiçbir şey. Olur ya bazen hani... Sen de bilirsin. Biliyorum, olur tabii. Sık sık olur böyle şeyler. Sonuçta ikimizin de hayatındaki ilk öpücüğü değildi. Değil mi? Tabii. Değil. Evet, ben de hatırlıyorum çünkü. O yüzden çok anlam yüklememişsindir. Değil mi herhalde? Yok. İlk değildi sonuçta. Anlamsızdı benim için. Hatta burada durup bunu konuşmak kadar anlamsız. Bitti. Konuşmam. Söyleyecek her şeyi söyledik herhalde. Söyledik. Duyulacakları da duyduk. Zaten benim de ilk öpüşmem değildi. Ben rahat rahat gidebilirim artık. Git. Çok kaldın zaten.
Yalnız. Azan'ın burada olduğunu bilmiyordum. Ben de geldiğini bilmiyordum baba. Benim bilmem gereken bir şey var mı oğlum? Baba Azan. Hatım amca. Ne oldu? Koş çabuk yetiş. Ne oldu? Sinan. Ne olmuş Sinan'a? Sinan'ı gözaltına aldılar. Ne? Bir şerefsiz var. Bir şerefsiz var ve ben o şerefsizi bulacağım. İzliyorsa duysun. Peki bu olay... Bulacağım. Neydi? Bir açıklama olabilir miyim bu olayla ilgili? Sinan'ımla ilgili. Yaz Bey. Yasin, bırakma kendini bak. Kardeşin yanında yalnız değilsin. Tamam mı ablacığım? Bırakma kendini ne olur. Atlat, gelenlere bak. Adamı duru gitti. Ne yapsın? Arasını limoni zannederdik. Limoni tabii canım. Oğuz'un kameranızını yap, yatıp kalkıyor çocuk ya. Bizim oğlanın parmağında yüzük yoktu değil mi? Barıştılar herhalde. Yasin. Başın sağ olsun Yasin. Başın sağ olsun. Yasin. Başın sağ olsun. Lütfen yanında olmama izin ver lütfen. Dostlar sağ olsun abi. Esma'cığım, başın sağ olsun. Ben abin olarak yanındayım. Sen biraz kendine gel, konuşuruz.
Esma. Başın sağ olsun. Oğlum hazmetmekte zorlansa da bu attığın adım beni mutlu etti Hazan. Keşke bile bile başından beri oğlunuzu desteklemeseydiniz. Bir baba olarak attığım adımın izahını sana yapmayacağım. Sen yapman gerekeni yaptın zaten ve böyle devam edeceksin. İkisini de hayatından çıkaracaksın. Şüpheniz olmasın. Şükrü, ah. Hesabımız mahşere kaldı sende, ha? Bana çektirdiğin her şeye rağmen bu içimdeki senin de parçan. Ben buraya onun hatırına sana hakkımı helal etmeye geldim. Mezarlıktan sonra bir yerlere oturalım, konuşalım mı seninle? Benim halletmem gereken bir işim var. Mezarlığa gelemeyeceğim ama arayacağım seni. Konuşacağız. Söyle. Bir mektup var. Ne mektubu şimdi? Ne diyorsun ya? Ne mektup olduğunu ben de bilmiyorum. Ama Yasin'in öğrenmesi gerekiyor. Ben onun yanına gidemiyorum. Senin uygun bir zamanda gidip söylemen lazım. Annem. O mektubun peşinde. Mezarlığa gidemeyeceğim, vallahi dayanamayacağım artık. Ben gidiyorum. Sen nereye anne? Ben vazifemi yaptım. Bu kadarı kâfi. İnşallah senin için de kâfidir bu kadarı. Hadi bakalım Fazilet. Tabana kuvvet. O mektubu buldum. Bulamadın. Hadi bakalım.